Bakın ben hata yaptım. Niye hata yaptığımı söyleyeyim mi? Yine 80 öncesinde ben siyasi bir aileden geldim. Şu vücudumun her tarafında yumruk var ve morluk var. Her tarafında siyasi bir aileden geldim. 1980 öncesiydi, iyi hatırlıyorum. Rahmetli dedem bir cuma namazında Sultanahmet Camisi'ne götürdü. Demirel o cuma namazında oraya gelen başbakandı. Camiden çıktık. Kapının önünde dedem Demirel'i bekliyordu. Yaklaşık 10 yaş büyük bir Demirel'di. Demirel geldi ve elini öptü. Çocuktum, merak ettim. Dede niye öptün dedi. Ben de devletin elini öptüm dedi. Bugün anlıyorum ki devletle meşgalimizden, uğraşımızdan aslında saygıdan da öte, nezaketten de öte büyük bir şuur anlayışı söz konusudur. İşte bugün bu şuur Türkiye'yi yarına taşıyor. Yine 80'li yılların ilk zaman dilimi içerisinde ortaokula gidiyordum. Babamdan izin aldım. Dedim ki ben Gazi Osman Paşa Meydanı'nda kartpostal satmak istiyorum. Sattım. Sirkeci'ye gittim. Kart aldım. Getirdim Gazi Osman Paşa Meydanı'nda güzel hala komşumuz olan bir marangoza tezgah yaptırıp oraya dizdim. Bir Menderes resminde dizmişim. Sirkeci'den aldığım. Bir kadın. Ama bir kadın. Geldi dakikalarca o resmin önünde ağladı. Dudaklarından mırıldanan sözleri şu anda bile hatırlıyorum. Biz sana sahip çıkamadık dedi. Sen bizim parçamızsın dedi. Bu büyük bir vefaydı belki. Ama bilmenizi isterim ki bu vefanın da ötesinde bir şey. Bu büyük bir millet şuuruydu. Yine 80 öncesinde ben siyasi bir aileden geldim. Şu vücudumun her tarafında yumruk var ve morluk var. Her tarafında siyasi bir aileden geldim. Bilmenizi isterim ki çocukluğumuzda sabahleyin evden çıkarken 3 katlı evimizin bodrumuna iner, acaba bomba koydular mı diye bakar. Akşam geldiğimizde aynı evin bodrumuna tekrar bakar, acaba bomba koydular mı, acaba babamıza ve ailemize bir tuzak kuracaklar mı diye endişe içerisinde olurdu. Bu tip duygularla büyüdük. Ve ifade etmek istiyorum ki aslında siyaseti korumak, siyasetin gücünü ortaya koyabilmek, siyaseti milletin bir sesi olarak, siyaseti milletin bir nefesi olarak, siyaseti milletin kendi ifade merkezi olarak değerlendirmek o gün zihnimizde vardı. Bugün siyasete saldırıldığında, Türkiye yönetenlere saldırıldığında belki ortaya koymuş olduğumuz reaksiyonun en temelinde bunlar yatmaktadır. Ve yine ifade etmek istiyorum. İşte bu devlet, işte bu millet ve işte bu siyaset anlayışı ve Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu merkez, Allah'a binlerce kere daha hamdolsun ki dün Kudüs'te bütün dünyanın gözüne baka baka bir liderin ve bir ülkenin nasıl dünyayı bir noktaya çektiğinin en güzel ifadelerinden bir tanesidir ve karşılığında. Biz böyle bir eğitimden geliyoruz. Kimin hangi dedikoduyu, kimin hangi süreci yaptığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama benim tek İçişleri Bakanı şapkam yok. Ben aynı zamanda bir siyasetçiyim. Bir siyaset adamıyım. Ben bu ülkede aman bana kimse dokunmasın, etmesin, görevimi yapayım diyen bir güzellik kraliçesi falan değil. Siyasi sorumluluklarımız var. Siyasi sorumluluklarımız var ve siyasi anlayışlarımız var. Eğer siyaset varsa bu ülkede millet vardır, demokrasi vardır, söz vardır ve bu ülkede milletin hesabı ve milletin anlayışı var. Ne yapacağız yani biz? Yani elimizdeki siyasal gücü ve İçişleri Bakanlığı gücünü bir siyasi partinin belediyesine haksız, adaletsiz bir yere hesap sorarak gerçekleştirerek mi hıncımızı alacağız? Bugüne kadar böyle mi yapıldı? AK Parti bugüne kadar 2002'den itibaren hep böyle bir sürecini başarıyla yönetti. Böyle olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Şimdi şunu net bir şekilde size ifade etmek isterim. Çok açık ve çok net. Ne diyor
genel başkanı, CHP'nin baskı var mı, belediye başkanlarının üzerinde baskı var. Bir belediyemize gelen müfettiş sayısı 100'ü geçti. Bizim belediye başkanlarımızı baskılayarak onları iş yapamaz hale getirmek, bak görüyorsunuz, CHP'li belediyeler hizmet üretemiyor noktasına taşımak istiyorlar. Asıl amaçları bu. 2015, biz devlet idare ediyoruz. Hangi şuurla bunu idare ettiğimizi biliyoruz. Siyasette de iktidar veya muhalefetin var olması gerektiğinin demokrasinin ana prensibi olduğunu, ancak Türkiye'nin yarınlara böyle gidebileceğine inanan bir anlayışın temsilcileri. Ve 2015-2017 yılları arasında 393 AK Parti'ye teftiş ve denetim yapılmış, 103 CHP'ye teftiş ve denetim yapılmış, 69 MHP'ye teftiş ve denetim yapılmış, 108 de BDP'ye teftiş ve denetim yapılmış. Peki bunu söyleyen, kusura bakmayın, yüzünün kendi ifadesi. Benim buraya koyduğum bir ifade değil. Bunu söyleyen genel başkan, milletin gözüne baka baka hangi mağduriyet hesabının altına sığınmaya çalışıyor? Peki 2017 yılı, evet 2017 yılı devam eden soruşturma ve denetimler, 91 AK Parti, 27 CHP, 23 MHP. Hani adaletsizlik, hani haksızlık ve yine seçildiği partiye göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanları. Bunların hepsini ben uzaklaştırdım. Benim imzamla beraber uzaklaştırdım. 93 tane DBP, 9 tane AK Parti, 3 tane MHP, 1 tane de CHP. Ey milletim, biz yanlış bir işin altına imza atmayız. Ne söylerlerse söylesinler, hangi dedikodu yaparlarsa yapsınlar, yanlış bir işin altına imza yapmayız. Ama sizin bir sorununuz var. Sorununuz ne biliyor musunuz? Altınızdan yerler üfürüyor, hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Bak, geçen günlerde söyledim, sizi hafif uyardım. Bana kabahat buldunuz. Belediye başkanlarının yurt dışına çıkmasına niye sen izin veriyor diyorsunuz? Partinizden haberiniz yok. Evet, 2014 Mart mahalli seçimlerinden sonra, 2014 Mart mahalli seçimlerinden 15 Ekim 2016 tarihine kadar, yani kararı aldığımız tarihe kadar, ilk 10 belediye yurt dışına çıkışta rekor kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Söyleyeyim mi? Cumhuriyet Halk Partisi, birinci 557 gün. Bakın, birinci 557 gün. 2,5 yılda 557 gün. Partinizden haberiniz yok. İkincisi 334 gün. İlk 10 belediye. Ve siz bu mantıkla ve bu anlayışla belediyelerinizin ne yaptığını, nasıl bir süreç içerisinde olduğunu söyleyeceksiniz. Yine genel başkanınız çıktı. Bir iddia ortaya koydu. Dedi ki bak, battal boy bir yalan. Dedi ki, şimdi İçişleri Bakanlığı'nın saydığı unsurlardan tamamından, altını çiziyorum, özellikle tamamından belediye başkanımız hakkında daha önce soruşturma açılmış ve takipsizlik verilmiştir. Ya bana gel soru vermenize gerek yok. Ben size açık çek verdim. Dedim ki, eğer bu doğruysa ben istifa edeceğim. Hemen istifa etme yazın. Açık çek. Hadi birini çıkın deyin ki, hayır sen yalan söylüyorsun, genel başkanımız doğru söylüyor, ben buradan şu anda gitmeye hazırım. Evet. 16 dosyada, hayır 11 dosya savcılıkta, 2 dosya mahkemede, 3 dosyada idari soruşturmada. Bitmedi daha. Evet, daha bitmedi. Daha bitmedi. Bir taraftan Battal Ali Gezi soruşturmaları, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen ve bizim Battal Ali Gezi'yi almaya konu aldığımız konu olan 11 tane Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında mahkeme yürüyor. Yetmedi, 3 tane de idari soruşturma var. Yetmedi, kovuşturmalar var. Bakın biraz sonra söyleyeceğim şimdi. Yetmedi, kovuşturmalar var. Bu kovuşturmalardan bir tanesi haksız mı edinme, bir tanesi de görevi kötüye kullanma. Davası bugündü bir tanesinin. Davası bir tanesinin bugündü. Bakın ben hata yaptım. Niye hata yaptığımı söyleyeyim mi? Bu karar savcı tarafından biraz sonra, yani onun kamu görevi yapmayacağına ait iddia ettiği karar Ağustos ayında verildi. Ben Ağustos ayından beri maalesef kadın olduğundan dolayı, maalesef her konuda, maalesef yiğitlerimizin yanında Türkiye'de terörle mücadele ettiğimden dolayı 3 ay, 4 ay geciktim, özür diliyorum milletimden. Son 200 yıldır bu topraklarda büyük mücadeleler geçirdik. Hepimizin bugünkü davranışları, ortaya koymuş olduğumuz değerlendirmeler, bu son 200 yıllık mücadelelerin ve travmaların, değişimlerin, süreçlerin bir
numunesi olarak ortada durmaktadır. Ama Allah'a hamdolsun, kah güzel cumhuriyetimizle, kah demokrasimizle ve demokrasimizin güçlü kıldığı siyasetle ve iktidarlarla bunları hep birlikte açtık. 1923 Cumhuriyet'te kişi başına gelir seviyemiz 45 dolardı. Allah'a hamdolsun, bugün 11 bin doların üzerindeyiz. Bu Türkiye'nin attığı adımların ne kadar isabetli olduğunu, kah darbelerle, kah mezhep, etnik köken ayrımları, bizim ülkemizin birliğinin önüne koyulan, ifade etmek isterim ki, bir takım fay hatları ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı anarşi dahil bir takım süreçleri, bunları da birlikte attık. Şimdi yepyeni adımlara doğru hep birlikte gidiyoruz. Şunu açıkça söylemek isterim. Bu ülke bu adımları üç temel unsurla beraber attı. Devlet, millet ve siyaset. Bunlarla ilgili bugün eğer burada demokrasiyle beraber birçok badirelerden sağ salimen geçmişsek, bilinmesini isterim ki bu üç unsurun ortaya koymuş olduğu o birliktelik bugün Türkiye'yi yarına selametle taşımaktadır.